Merhaba arkadaşlar, ismim Şener Güler, Beylikdüzü 2 Acil Yardım İstasyonu'nda paramedik olarak görev almaktayım. Bugün sizlere anlatacağım konu supragravitik hava yolu araç ve gereçleri. Hava yolu yönetimi deyince aklınıza birden fazla yöntem gelir. Şimdi yine bir ileri hava yolu yöntemi olan supragravitik hava yollarından bahsedeceğiz. Supragravitik hava yolları normalde endotrakeal entübasyona göre daha güvensiz olmasına rağmen daha uygulama açısından daha az riskli olan bir yöntemdir. Entübasyon yapabilmek için yeterli deneyime sahip değilseniz, burada körleme olarak daha az risk alarak supragravitik hava yolları açma tekniklerini kullanabilirsiniz. Supragravitik hava yolları araç ve gereçleri deyince öncelikle LMA gelecek aklımıza. LMA'nın açılımına gelecek olursak Laryngeal Mask Airway olarak geçer. Bunlar da kendi içlerinde birden fazla çeşitleri var. Şu üründe görmüş olduğunuz Supreme LMA olarak geçer. Supreme LMA'nın kendisi aynen Fast Track'taki gibi şöyle bir L halindedir. Yine şurada Supreme Laryngeal Mask'ın hemen yan tarafında iki tane ayrı delik vardır. Şuradaki özefaksa açılan deliktir ve şu uç kısmından da özefaksa doğru gider. Şurası ise kafın içerisinden yani maskın içerisinden çıkan hastanın larynx'ine açılan yoldur. Şu kısım ise masktır. Yani glotik alanı kapsayan kısım. Yine diğer çeşitlerine gelecek olursak bu da proseal LMA olarak geçer. Proseal LMA'nın kendisi normalde düz bir şekilde karşımıza gelir. Hemen hemen kullanım amacı ve şekli aynıdır. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir mask var. Burası glotik alanı tamamen kaplar ve şuradaki delikten de larynx'e hava akışı sağlar. Ön tarafta yine aynı şekilde iki tane açıklık vardır. Burası normalde larynx'e giden açıklık. Diğeri ise özefaksa doğru açılan açıklık. Hemen uç kısmında da kafı var. Yine bir diğer çeşidi ise Agel diye geçer. Yine aynı şekilde Laryngeal Mask Airway'dir bu da. Ama dikkat ettiyseniz burada bir yastık söz konusu değil. Ve kafı da yok. Yapmanız gereken tek şey bu maskı yerleştirmek. Isı ile birlikte şuradaki silikonlar glotik alanı tamamen kavrayacak, yapışacak ve şu aralıktan da larynx'e hava akışını sağlayacaktır. Evet arkadaşlar, şimdi LMA'nın nasıl uygulanacağını gelin hasta üzerinde görelim. Hastamızın yaklaşık 50 ile 70 kilo arasında, yani ortalama 60 kilo olduğunu düşünecek olursak bu hasta için kullanacağımız Laryngeal Mask Airway'in boyutu 4 numara olması gerekiyor. Diğer hasta grupları için Laryngeal Mask numaraları ekranda gördüğünüz gibi. Görmüş olduğunuz Supreme Laryngeal Mask Airway'in kendisi değişik boyutlardadır. Hemen üst tarafında şurada görmüş olduğunuz gibi numaraları var. Şimdi bunlardan numaralarından bahsettik. 1 numaradan başlayıp 5 numaraya kadar giden değişik boyutta numaraları var. Peki şimdi burada numaralar neyi ifade ediyor? Önce ondan bahsedeyim. Şimdi dikkat ettiyseniz burada 4 numara demiş ve hemen yan tarafında da şöyle bir şey yazıyor. 50 ve 70 kiloluk hasta için uygundur. Hemen yan tarafında ise 60 cm su basıncında kafanı şişirmemiz isteniyor. Bunu nasıl şişireceğimizi de birazdan hep birlikte yine göreceğiz. Burada maskımızın üst tarafında arkadaşlar yastıklar var. Şurada da görüyorsunuz. Bu yastığın üst tarafı bizim bahsetmiş olduğumuz glotik alana yapışacak ve aradan da larynx'e hava akışı sağlanacak. Şuradaki maketten de gösterebiliriz. Burayı daha önce de anlattığım gibi şurası neydi arkadaşlar? Oropharynx'ti. Yine hipofarynx kısmımız var daha aşağıda. Şuradaki alana bizler, yani larynx'in giriş kısmına glotik alan diyorduk. Maskemizi getirip buraya yerleştireceğiz. Buradaki açıklık glotik alanın olduğu yere gelecek. Hemen akabinde ise kafanı şişireceğiz. Ne kadar şişiriyorduk arkadaşlar kafını? Yaklaşık 60 cm su basıncında. Bunu nasıl anlayacağız? İki şekilde. Birincisi şu kafamızın kulak memesi kıvamında olması gerekiyor. Yine enjektörümüzde kullandığımız tüpün boyutuna göre şurada renklendirilmiş ne kadar şişirmesi gerekiyorsa o kadarını ne yapacağız? Şişireceğiz. Hastamızın 60 kilo olduğunu düşünüyoruz ve 4 numaralı laryngeal maskımızı alıyoruz.
Larenjel maske kullanmadan önce yapmamız gereken şey öncelikle ağız içi temizliğini yapmak. Suction'ını yapacağız. Ağız içi temiz olacak. Ağız içini kontrol edeceğiz. Hemen akabinde kafanın patlak olup olmadığını, yani şuradaki yastıkların patlak olup olmadığını, herhangi bir sıkıntısı olup olmadığını kontrol edeceğiz. Bunun için şuradaki enjektörü, yani içinden çıkan enjektörü kullanacağız. Önce havasını alacağız yastığın, sonra da şişireceğiz. Evet, şu andaki yastığımız şu anda sağlam. Bunu kullanabiliriz. Bunu kullanmadan önce yastığın içindeki bütün havayı çekeceğiz. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Ağız içine yerleştirmeden önce. Hemen arkasından da jelini kullanacağız. Kayganlaştırıcı burada çok önemli. Açık kısmın glotik alana gelebilmesi için her zaman yukarıya bakacak şuradaki açıklık. Hastayı hafif koklama pozisyonuna getiriyorum. Baş geri çene yukarı pozisyon olacak şekilde. Bilirsiniz. Chin lift tekniğini uyguluyorum. Daha sonrasında ise laryngeal mask irviğimi ilerletiyorum. Ne kadar ilerleteceğiz? Yastıklar dil köküne gelinceye kadar, yani bana yakın olan yastık kısmını dil köküne gelinceye kadar ilerlettim. Hemen arkasından kafamı şişireceğim. Ne kadar şişiriyorduk? 30 cc kadar şişirmemiz yeterli. 30 cc şişirdiğimde şuradaki kafın kendisi yaklaşık 60 cm su basıncında olur. Bunu hemen yapar yapmaz hemen arkasından filtremi takıyorum. Filtrenin üzerine ise bir kapnometre koyacağız. Şimdi kapnometreler iki çeşittir. Şurada da görmüş olduğunuz gibi. Dijital kapnograf, kolorimetrik kapnograf. Dijital kapnograf kullanacaksanız buradaki değerin 35-45 cm su basıncında olmasını isteriz. Eğer renkli kapnograf kullanacaksak da endotrakeal tüp ya da laryngeal maskın yerinde olup olmadığını buradaki rengin kendisi belirleyecek. Eğer rengimiz sarı renkte ise laryngeal maskımız doğru bir şekilde havalandırıyor demektir. Kahverengi renginde ise yeterli havalanma olmadığını gösterir. Mor renkte ise kesinlikle havalanma yok. Hemen tekrardan kontrol edip tekrardan deneyeceğiz demektir. Şu şekilde yerleştirmeniz yeterli. Dijitali kullanacaksam şu şekilde. Hemen akabinde de balon vac maskın ucunu yerleştiriyorum. Kapnograf değerliğine bakacağım. Kapnograf değerli şu anda 35-45 cm su basıncına geldi. Bu doğru yerde olduğunu gösterir. Aynı zamanda pulse oksimetreden de kontrol edebiliriz. 4 ayrı noktadan kontrol edip bilateral eşit havalanıp havalanmadığını kontrol edebiliriz. Bunlar laryngeal maskın doğru bir şekilde ventile edip etmediği ile ilgili sağlam bulgulardır. Doğrulamayı kontrol ettikten sonra laryngeal maskımızı sabitlememiz gerekiyor. Laryngeal maskı sabitlerken airway kullanmanıza gerek yok. Yapmanız gereken tek şey laryngeal maskı ağzını sabitlemek. Yine en dibe kadar itiyorum. Uzun olan tarafını alttan iteceğim. Ve yana kısmına bağlıyoruz. Buradan solutmaya devam ediyorum. Diğer şu açıklıktan bahsetmek istiyorum. Evet arkadaşlar, şuradaki açıklıktan da bahsetmek istiyorum. Buradan da Üzefox'a isterseniz lasikatsız sondayı yerleştirip midiyi yıkayabilirsiniz. Ya da herhangi bir distansiyon varsa bu açıklıktan da ne yapacaktır? Dışarı çıkacaktır. Evet arkadaşlar, şimdi elimizde bir laryngeal mask airway var ama laryngeal mask airway'in iGel türünden bahsetmek istiyorum. iGel türüne bakacaksanız biraz diğer laryngeal masklardan farklı olduğunu görürsünüz. Diğer laryngeal maskın kendisinde hava yastıkları var ve kafın kendisi vardı. Biz kaftan ne yaptık? Bu yastıkları şişirdik ya da içindeki havayı aldık. Ama laryngeal
Musk, Angel'in kendisinde yastıklar mevcut değil. Şurada görmüş olduğunuz alanın tamamı silikonludur. Bu silikonların şöyle bir özelliği var. Sizler bunu uyguladıktan sonra hastanın ısısıyla birlikte burası gevşer ve glotik alanı iyice yapışır. Şu alandan da larynx'e hava akışı sağlanmış olur. Şuradaki delikten biraz bahsetmek istiyorum. Buradaki delik ise biliyorsunuz ki defibrilatörlerimizde kapnografla ilgili özellikler var. Bazen kapnografımızı şuradaki açıklığa takabileceğimiz gibi eğer bir defibrilatörden, monitörden de kapnograf olarak derlik almak istiyorsak bu açıklığı da ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Şimdi gelin birlikte görelim. Hastamızın yaklaşık işte 40 ya da 50 kilo olduğunu düşünelim. Bunun için kullanacağımız iGel'in boyutu 3 numara olacak. iGel'de diğer laringel mask gibi arkadaşlar boyutları daha önce bahsettiğimiz ve yazdığımız gibi. Şimdi hastamızın 50 kilo olduğunu düşünüyoruz ve 3 numara bir iGel kullanıyoruz. Tekrardan hastanın çin lifle çenesini hafiften yukarı doğru kaldırıyorum ve ağzını açıyorum. Aynen diğer laringel maskta olduğu gibi ilerleteceğim. Hemen sonrasında ise buradaki filtremi yerleştiriyorum. Filtrenin üzerine kapnograf yerleştireceğim şimdi. Ve sonrasında ise kontrol edeceğiz. Kapnograf değerliğime baktığımda evet şu anda 5 ventilasyondan sonra sarı renge ulaştı. Saturasyonuma baktım, saturasyon değerliğim yükseldi. 4 ayrı noktadan dinliyorum. Bilateral göğüs eşit havalanıyor. Bu benim için laringel maskın yani iGel'in ventilasyonunu doğru bir şekilde yaptığını gösteren bulgular. Şimdi yapmam gereken tek şey iGel'imi buraya sabitlemek. Evet arkadaşlar, şimdi elimizde bir fast track var. Hangi numaraları var bakıyoruz. 4 numara ve 5 numara. 4 numarayı genellikle 50 ve 70 kiloluk hastalar için, 5 numarayı ise 70 kilo üstü yani 100 kiloya kadar hastalar için kullanılabilir. Yine bir fast track kullanacaksak arkadaşlar, yanında eğer entübasyon yapmak istiyorsak uygun boyutta hasta için bir endotrakeal tüp olması gerekiyor. Endotrakeal tüpleri burada iki şekilde de kullanabilirsiniz fast track'lar için. Bu spiral bir endotrakeal tüp. Çelik tellerle etrafı kavranmış ve hastaya istediğimiz pozisyonu verebiliyoruz. Daha az travmatik. Yine normal kullanmış olduğumuz bir endotrakeal tüp de burada ne yapılabilir? Kullanılabilir. Buradaki teknik şu. Laringel maske yerleştirdikten sonra buradan solutuyoruz. İstediğimiz zaman da buradan hemen intübasyonunu yapabiliyoruz. Şuradaki açıklıktan direkt glotik alanından larynx'e doğru endotrakeal tüpü ilerletebiliyoruz. Birazdan bu tekniği göreceğiz. Bu hastamızın 50 ile 70 kilo aralığında olduğunu düşünüyoruz ve 4 numaralık bir fast track'ımızı elimize aldık. Yapmamız gereken ilk şey hemen kaftan şu yastığın havasını boşaltmak olacak. Kullanmadan önce mutlaka buradaki yastığımızı ne yapacağız? Bu kayık haline getireceğiz. Yani sertleştireceğiz. İçindeki havayı alacağız. Sonra jelimizi kullanacağız. Bu kayganlaştırıcı ile birlikte ben sağ elimi aldım. Yine sol elimle çin lifti yapıyorum. Buradan ilerleteceğim şimdi. İğimini verdim. Evet. Daha sonrasında kontrolünü yapıyorum. Yastıklar şu anda dil kökünde. Bana yakın olan tarafı. Yine laringel maskta olduğu gibi yaklaşık 30 cc kadar şişireceğim. Ve sonrasında ise
Önce filtremi, sonra kapnografimi kullanacağım. Sonrasında ise solutacağım. Kapnografimdaki değerlikler yükseldiğinde, istediğim değere geldiğinde ya da dinlediğimde 4 ayrı noktadan solunum seslerini duyabiliyorsam, hastanın rengi açıldıysa ya da saturasyon pas oksimetre kullandıysam, pas oksimetredeki değerlikler yükseldiyse doğru bir şekilde ventile ettiğimizi gösteren bulgulardır ve artık festramı sabitleme zamanı gelmiş demektir. Peki, ilerleyen süreçlerde hastama entübasyon yapmak istediğimde nasıl yapacağız? Yapmanız gereken tek şey, birisi ventile ederken diğer arkadaşımız hemen hazırlığını yapacak. Hazırlıkları yaparken bunları çıkarıyorum. Uygun olan endotrakeal tüpümü alıyorum. Herhangi bir mandrenin ya da guide kullanmanıza gerek yok. Yapman gereken tek şey, kaşığı kendine doğru çekeceğiz. Aslında festramızın içerisinden yerleştiriyorum. Endotrakeal tüpü aşağı doğru ittikten sonra şimdi kafanı şişireceğiz. Yaklaşık 6 sisi kadar şişirmemiz yeterli. Şimdi sıra geldi kontrol etmeye. 4 ayrı noktadan dinliyoruz. 5-6 kez ventile ettikten sonra kapnograftaki değerliklere bakıyoruz. Yine pas oksimetredeki değerlikler benim için önemli. Endotrakeal tüp yerinde ise artık festrağı yerinden ayırma zamanı gelmiş demektir. Festrağı yerinden nasıl ayıracağız? Dikkatli bir şekilde bakalım arkadaşlar, çünkü burası çok önemli. Öncelikle festrağın bir tıpası var. Şu şekilde. Endotrakeal tüpün şuradaki kondüktörünü çıkarıyorum. Hemen arkasından festrağın kafını boşaltıyoruz. Şimdi yavaş bir şekilde festrağı çıkarırken endotrakeal tüpü aşağı doğru itiyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şey, hasta için, erkek bir hasta olduğu için biz 23-24 santimetreyi ne yapacağız? Bulacağız. Sonra konnektörünü koyuyorum. Hemen arkasından kafını şişireceğim. Hemen arkasından tekrardan solutarak dinleyeceğim. Yine 4 ayrı noktadan dinliyoruz ve kapnograf 5 kez ventile edildikten sonra rengine bakacağım ya da entidal karbondioksit eğer dijitalse oradaki miktara bakacağız. Rengi de pembeleştiyse, endotrakeal tüp buğu geliyorsa endotrakeal tüpümüz yerinde demektir. Artık sabitleyebiliriz. Evet arkadaşlar, airway'imizi alıyoruz. Airway'imizi yerleştireceğiz. Şimdi sabitleme zamanı geldi. Sabitleme için yine bandajımı kullanıyorum. Airway'ime bir tur attım. Uzun olan tarafını alttan geçiriyorum. Çünkü sunumumuz burada bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.